Chungking Express, Hong Kong sinemasının usta yönetmeni Wong Kar-wai'nin 1994 yapımı filmi. Yönetmen, sevdikleri kadınlar tarafından terk edilmiş iki melankolik polisin ayrılık sonrası yaşadıklarını ve bu süreçte hayatlarına dokunan kadınları anlattığı iki ayrı hikaye izletiyor. Başrollerde Tony Leung, Fei Wong, Takeshi Kaneshiro ve Bridget Lin var. 每一个人都有失恋的时候，而每一次我失恋呢，我就会去跑步。 İlk hikaye 5 yıllık kız arkadaşı May'den ayrılmış polis 223'e ait. Bir ay boyunca son kullanma tarihi 1 Mayıs olan konserve ananas yiyen 223 bu sürenin sonunda ya aşkına kavuşacağını ya da sonsuza dek kaybedeceğini düşünür. Umudunun tükendiği gece bir barda pardesülü, güneş gözlüklü, peruklu, tuhaf bir kadınla tanışır. Kadın uyuşturucu kaçakçısıdır ve şehrin hareketli yeraltı dünyasının gizemli figürüdür. 其实了解一个人并不代表什么，人是会变的。今天他喜欢凤梨，明天他可以喜欢别的。 Filmin 3'te 2'sini oluşturan ikinci hikayenin kahramanı polis 663 ise hostes sevgilisinden ayrıldıktan sonra üzüntüsünü evdeki eşyalarıyla konuşarak gidermeye çalışır. Karakterlerin uğrak mekanı olan fast food dükkanında çalışan Faye 663'e aşık olunca gizli bir şekilde polisin dairesine girip yavaş yavaş eşyaları değiştirmeye başlar. Uzun süre kızın platonik aşkını fark etmeyen polis 663 durumu anladıktan sonra ikisinin de hayatları değişecektir. 嗰一下就我发咗个梦，我好似嚟咗佢屋企，行翻咗间屋嗰阵时，我以为会醒噶，点知原来有啲梦系永远都唔会醒嘅。Uzak Doğu'dan çıkıp eşsiz tarzıyla dünya sinemasında büyük yer edinen Chungking Express oldukça renkli sinematografisiyle dikkat çekiyor. Bunun yanında Wong Kar-wai ve görüntü yönetmeni Christopher Doyle'un birlikte karar verdikleri özel çekim tekniği sayesinde film hem şehrin temposunu hem de bu temponun içindeki bir başınalığı fazlasıyla hissettiriyor. Özellikle ilk hikayedeki baş döndürücü kamera hareketleri sizi 90'lar Hong Kong'unun kaotik sokaklarına götürüyor. 在1994年的5月1号，有一个女人跟我讲一声生日快乐。因为这一句话，我会一直记住这个女人。 Film çekildiğinde Hong Kong hala İngiltere'nin sömürgesiydi ve Çin'e bağlanmalarına 3 yıl vardı. Filmin kentin kalabalığı içinde yalnız kalmış karakterleri, arada kalmış, sıkışmış genç Hong Kong neslinin bir temsilidir. Yönetmen, dünyanın en kozmopolit yapısına sahip yerlerden biri olan bu bölgeyi olabilecek en uygun teknik ve diyaloglarla anlatıyor. 不知道从什么时候开始，在每个东西上面都有一个日子，秋刀鱼会过期。 肉酱也会过期，连保鲜纸都会过期。我开始怀疑，在这个世界上还有什么东西是不会过期的。 Godard ve Fransız Yeni Dalgası'nın izinden giderek Hong Kong Yeni Dalgası'nın en önemli temsilcisi olan Wong Kar-wai, Chungking Express'i büyük bütçeli filmi Ashes of Time'ın kurgusunun uzadığı sıkıntılı dönemde araya sıkıştırarak çekiyor. Gündüzleri senaryoyu yazıp akşamları çekim yapan yönetmen, kısa zamanda ortaya çıkardığı filmle dehasını kanıtlıyor. Wong Kar-wai'nin tarzının ortaya çıktığı film, 23 gün gibi kısa bir sürede el kamerasıyla çekildi ve tarihin en iyi filmlerinden biri oldu. 唔知系我唔记得山水喉啊，定还是间屋越嚟越有感情。我一直以为佢系最坚强，点知佢喊得最犀利。Tarantino'nun filmi izlerken birden ağlamaya başladım. Film bitene kadar da defalarca ağladım ama film için değil. Bir filmi bu kadar çok sevdiğim için mutluluktan ağlıyordum. Dediği Chungking Express tüm zamanların en tarz aşk filmlerinden biri. Blue TV'de bulabileceğiniz filmin süresi 1 saat 42 dakika. Bu büyüleyici filmi hala izlemediyseniz listenize eklemeyi unutmayın.